Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri, Ajanda programı ile yeniden karşınızdayım. Ben Tekin Naşap. Sevgili izleyicilerimiz, Sağlık Bakanı Profesör Doktor Sayın Recep Akdağ Mersin'deydi. Bugün Sağlık Bakanı Recep Akdağ bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Mersin'e geldi. Şehir hastanesini ziyaret eden Akdağ, şehir hastanesi hakkında bilgiler aldı ve şehir hastanesinin işleyişi hakkında basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna bilgiler aktardı. Şehir hastanesi mantığından birkaç cümleyle bahsedelim. Bu hastanelerin en önemli özelliği hastalarımızı, onların yakınlarını ve onlara hizmet eden çalışanları, sağlık çalışanları rahat bir ortamda herkesin mutlu olabileceği ve işini hizmeti kolay alabileceği, hizmet veren hizmeti kolay vereceği bir ortamda karşılanıyor. Böyle bir ortam oluşturuyor. Şimdi bugün hastaneyi yerinde ziyaret edince bu kavramın yerli yerine oturduğunu gördüm. Dolayısıyla bundan dolayı da mutlu oldum. Biliyorsunuz ben siyasete üniversite hocalığından geldim. Şimdi şu haliyle bu hastaneye 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Tabii bundan sonra 10 üzerinden 9 vermek için, o 9'u 9,5 yapmak için işin işletme kısmı çok önemli. Hastaneyi çok kısa bir süre içinde, bir ay içinde de açabiliriz, 1,5 ay içinde de açabiliriz. Ama işletme açısından vatandaşımızı buraya hizmete kabul ettiğimiz zaman bir aksama olmaması için biraz detayları çalışacağız. Şöyle ki, bugün arkadaşlarımızla konuştuk. Hasta kabulüne başlamadan sanal bir hasta kabulü işlemi bile başlatacağız. Ben kendim de geleceğim buradan. Buraya müracaat etmiş bir hasta gibi aracımı park edeceğim. Aracımı bir vale alacak. Bana yol gösterecekler. Gitmem gereken polikliniğe gideceğim. Oradan bir tetkik yapılmam gerekiyorsa tetkikler yapılacak. Yatışım lazımsa yatışa geçeceğim. Bütün bu aşamalarda vatandaşı elinde bir dosyayla bir yerden öbür yere götürmek, göndermek. Şunu git al da gel falan gibi işlemlerden tamamen bu hastaneler azade olacak. Yani şehir hastanelerinin mantığı sadece bir binadan, bir yapıdan, modern teknolojiden, işte görüyorsunuz etraf mükemmel inşa edilmiş bir hastanemiz var. Sadece bunlardan ibaret değil. İşletim açısından da herkesin rahat edebileceği, huzur içinde hizmet alabileceği bir hastane oldu. Dolayısıyla birkaç ay sürecek bu süreç. Olabildiğince de kısaltmaya çalışıyoruz. Ama doğrusu çok acele ederek başlangıçta bazı aksaklıkların da olmasına izin vermek istemiyoruz. Yani birkaç ay içerisinde inşallah Mersin'deki bu şehir hastanesi, hem Mersin şehir merkezini hem çevre bütün ilçelere hizmet verecek. Personel açısından da herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Tabii ki olmayacak. Zaten biz buraya başka hastanelerden personel taşıyacağız. Bu hastaneleri şehirlerimizdeki yatak sayılarını artırmak için yapmıyoruz. Bu hastaneleri şehirlerimizde ihtiyacımız olan yatak sayısıyla birlikte mükemmel yataklara, hastanelere sahip olmak için yapıyoruz. Dolayısıyla buraya taşıyacağımız hastanelerimiz olacak. Buraya taşıyacağımız hastanelerin alanlarını da vatandaşımıza en güzel biçimde hizmet eder bir planlamayla yine vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bugün belediye başkanımızla konuştuk, Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuştuk. Bu mekanlara geliş gidiş yolları ki büyük ölçüde tamamlanmış ve bununla birlikte toplu taşıma hizmetinin mutlaka yerli yerinde olması lazım. Yani binlerce insan, muhtemelen 10 binlerle ifade edebileceğimiz insan buraya girip çıkacak. Dolayısıyla ulaşım açısından, toplu taşıma açısından da gerekeni yapmak lazım. Biliyorsunuz buralar devletle özel sektörün işbirliğiyle yapılan, işletmesi de devletle özel sektörle birlikte yürütülecek hastaneler. Adli yıl bugün açıldı sevgili izleyicilerimiz. Mersin Barosu Başkanlığı ve üyeleri
Bugün Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak yapılan konuşmanın ardından adlı yıl açılışı gerçekleştirmiş oldu. Evet değerli basın mensupları, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli temsilcileri, değerli dostlarım, sevgili meslektaşlarım. Bugün 1 Eylül, yeni adli yılı açıyoruz. Bugün Dünya Barış Günü. Dünyada ve Türkiye'de isteyeceğimiz ilk şey barış. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, yurtta sulh, dünyada sulh, cihanda sulh. Ama hukuk anlamında, avukatlık anlamında diyeceğimiz en önemli şey, Türkiye'nin gelinen bu noktasında bugün yıllardır söylediğimiz bir ilke, hukukun üstünlüğü, eşitlik, adil yargılanma hakkı, savunma hakkı artık çok daha önemli. 15 Temmuz'da yaşadığımız hain ve alçak Türkiye'nin işgal girişimi, Türk milletinin birlik ve beraberliği içinde belki önlendi ama bu ya da buna benzer kalkışmaların bundan sonra da önlenmesi için tek çıkar yok. Tek çıkar yok, hukukun üstünlüğü ilkesi ve hukuk devleti ilkesine sarılmak. Ne olursa olsun bugünden sonra Türkiye'de en önemli olan husus hukukun yeniden inşasıdır. Hukuk devletinin, demokrasinin yeniden sarsılmaz bir şekilde temellerinin şekillendirilmesi ve atılmasıdır. Her ne olursa olsun, her kim olursa olsun adil yargılanma hakkı ve savunma hakkı ihlal edilmeden bu darbe teşebbüsüne katılanların hepsinin cezalandırılması gerekse bile asla ve asla savunma hakkından ve adil yargılanma hakkından taviz verilmemesi bu adli yılda en önemli husustur. Her şey bir yana, biz bugün bir adli yılı pek çok mesleki sorunuza rağmen sancılı olarak açıyoruz. Her yıl günden güne sorunlarımız, avukatlık mesleğinin maddi ve manevi sorunları kökleşiyor, derinleşiyor, artıyor. Fakat artık bu sorunların hiçbirinden bahsetmiyoruz. Geçen yıl Türkiye'nin en büyük sorunu demokrasi ve terör sorunu demiştim. Şimdi artık tek sorunumuz var, hukukun üstün ilkesine sarılmak. Türkiye'yi biz hukukçular, biz avukatlar yeniden inşa edeceğiz. Türkiye'de hukuku bu ülkede tekrar hakim kılacağız. Siyasi iktidar veya her kim olursa olsun artık yandaşlığa, artık liyakat dışında başka hiçbir kritere bakmadan kamu hizmetlerine alımlarda veya kamu hizmetlerinin götürülmesine kesinlikle tam bir eşitlik ve liyakat sisteminin Türkiye'de oluşması gerekiyor. Avukatlık mesleği için, avukatlık mesleği sorunları için anlatacak çok şey var. Bunların hiçbirinden bahsetmiyorum. Bahsedeceğim tek husus, bahsetmek istediğim tek husus, biz avukatlar, biz barolar, Türkiye Barolar Birliği ve Mersin Barosu tek şey yapacak. Türkiye'de hukukun üstünlüğü ilkesi için, Türkiye'nin bir hukuk devleti olarak devam etmesi için, laik sosyal hukuk devleti için, adil yargılanma hakkı için, savunma hakkı için ve bu bağlamda tüm insan hakları için zapt edilmez kaleler gibi çalışmaya, üretmeye ve dimdik ayakta kalmaya devam edeceğiz. Bu sıcakta çok fazla sizleri bekletmek istemiyorum. Diyeceğim son sözüm, hayırlı, uğurlu ve özellikle avukatlık mesleği için bol kazanç bir adli yıl dilerim. Çok teşekkür ederim. Merkez Akdeniz İlçe Belediyesi sevgili izleyicilerimiz, bayram öncesi kentin farklı noktalarında 4 satış, 27 de kesim yeri belirledi. Açık alanda kurban kesenlere ise para cezası uygulanacağı açıklandı. Mersin'de Merkez Akdeniz İlçe Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde ilçenin farklı noktalarında 4 satış, 27 de kesim yeri belirledi. Açık alanda kurban kesenlere cezai işlem uygulanacağı açıklandı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı.
açıkta, cadde ve sokaklarda kurban kesimi kesinlikle yasaklanmıştır. Aksi durumda kurban kesen kasap ve kurban sahibine ayrı ayrı cezai işlem uygulanacaktır. Belediyemizce hazırlanan kesim merkezlerimizde kurbanlarınızı kestirebilirsiniz. Kasaplar için kesim ücreti olarak il kurban komisyonunca büyükbaş için 200 lira, küçükbaş için 30 lira olarak belirlenmiştir. Konuyla ilgili olarak il kurban komisyonunca sürekli denetim yapılacaktır. Vatandaşlar şikayetlerini Alo Zabıta 153 veya 337-0101 nolu telefonlara bildirebilecekler. Evet sevgili izleyicilerimiz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi kentsel tasarım ve yenileme projesi kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yoğurt Pazarı, Ulu Cami Meydanı, Atatürk Caddesi, Atatürk Evi Çevresi, Silifke Caddesi ve Taş Bina Çevresi'nde yapılan kentsel tasarım ve yenileme projesi kapsamında çalışmalarını devam ettiriyor. Altyapı ve kaldırım çalışmaları başlayan projenin birinci etabı Cumhuriyet Meydanı'ndan Yoğurt Pazarı'na, İnönü Caddesi'nden İstiklal Caddesi'ne kadar olan Doğu Batı, Kuzey Güney yönüne doğru yapılıyor. %60'ı tamamlanan bu 3 bölgenin Atatürk Caddesi etabında yağmur suyu ve kanalizasyon hatları birbirinden ayrılarak caddenin altyapısı yenilendi. Caddedeki içme suyu hatları yeniden döşenerek yağmur mazgalları da yerlerine yerleştirildi. Yıpranmış, eskimiş olan kaldırım ve yolların zemin dökümü tamamlandı. Yaya yolları daha dayanıklı ve modern hale getirildi. Kaldırımlar doğal bazalt ve andezit taşlarla döşenecek. İnönü Bulvarı'ndaki Yaşat İşhanı önündeki duraklarsa yenilenecek ve yerlerine iklim koşullarına uygun duraklar yerleştirilecek. Atatürk Caddesi'nden taşınan zayıf ağaçlar, caddenin doğal dokusunu güçlendirecek ağaçlarla yer değiştirildi. Özellikle lavanta, murt ve alev ağaçlarının yer alacağı cadde farklı peyzaj çalışmalarıyla renkli bir havaya bürünecek. Projede toplam 9500 metrekare meydan ve park düzenlemesi yapılacak. Ulu Cami Meydanı'nda yapılan çalışmalar kapsamında meydanda bulunan atıl durumdaki süs havuzu kaldırıldı. Tarihi caminin dış cephe boyası da tamamlandı. Ulu Cami'nin kubbesi ve çevresindeki iş yerlerinin dış cephelerinin yenilenmesi çalışmaları devam ediyor. Ulu Cami altında bulunan yaklaşık 50 yıllık otoparkın kolonları da güvenlik kapsamında güçlendirildi. Ayrıca otoparkın güney girişi kapatılarak meydana dahil edilecek ve kuzey kapısı giriş çıkış için trafiğe açılacak. Yoğurt pazarında eş zamanlı olarak yürütülen kentsel tasarım çalışmalarının da %60'ı tamamlandı. Alanın meydan genişletilmesi yapıldı. Bordür ve kaplama çalışmalarının ön zemini de tamamlandı. Ayrıca alandaki köklü ağaçlar yerinden oynatılmayarak ortamın yeşil dokusu korunmuş oldu. Sizce burada neler değişecek bu yapılanmayla? Projeye baktığımıza göre çok güzel. Memnunuz yani şu anda. Bittikten sonra tabii ki daha güzel, modern, daha güzel görünür. Bu süreç sonunda siz neler bekliyorsunuz? Daha güzel şeyler bekliyoruz tabii. Bittiği zaman daha da güzel şeyler olacak. Bir hareketlilik gelecek. Bir insan kitlesi oluşacak burada. Doğal olarak tabii işimize de yansıyacak. Türkiye'nin limon deposu olarak bilinen Erdemli ilçesinde limon hasadı başladı ve bu bağlamda da Belediye Başkanı Mükerrem Toğlu sezonun bereketli geçmesi için üreticileri ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu. Türkiye'nin limon deposu olarak bilinen Mersin'in Erdemli ilçesinde limon hasadı başladı. Bahçede hasat yapan işçileri ziyaret eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Toğlu, sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulunarak işçilere tatlı ve cezerye ikram etti. Çok gayret sarf ettiniz sizlere cezerye. Hava da sıcak. Mersin'imizin Erdemli'nin de ikramı. Yok, çavuşlara olsun olmamak. Mayar cinsi limonun gerekli olgunluğa ulaştığının açıklanmasının ardından 28 Ağustos'tan itibaren hasat edilmesine, 2 Eylül'den itibaren de ihracatçılara müsaade edildiğini belirten Başkan Mükerrem Toğlu, Türkiye'de limonun %70'inin Erdemli ilçesinde yetiştirildiğini söyledi. Narenciye üretiminde limonun önemli yere sahip olduğunu belirten Toğlu şunları kaydetti. Efendim şu anda Erdemli'de bir limon bahçesindeyiz. Bugün Erdemli'de bir limon hasadının başlandığı bir limon bahçesindeyiz. Malumlarınız Erdemli'nin
en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi de limon. Türkiye'de üretilen limonun %70'inin üretildiği bir ilçede yaşamanın, o ilçenin ekonomisine yön veren limon hasadının başlangıcını değerli basın mensuplarıyla çiftçilerimize bir arada yapıyoruz. Malumlarınız Erdem'de ekonomik hayat hemen hemen limon üzerine dönmekte. Gerçi Erdemli'mizde yılda 3 kere ürün yetişen iklim özelliğine sahip ama en büyük girdiği de limon hasadından elde etmekteyiz biz. Bu sene çok şükür limon hasadında verim iyi. Fiyatlarında 1.20 lira civarında olduğunu düşündüğümüzde bu fiyat aralığı da çiftçilerimize yeter derecede diye inşallah halimize şükrediyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte bu fiyatın çok daha iyi olmasını temenni ediyoruz. Çünkü bu işte gizli işsizlik dediğimizde bu insanlarımızın burada hemen hemen Erdemli'mizde halkın %70'i tarımla uğraşıyor. Tarımla uğraştıkları için işsizliğin önlenmesine çok ciddi bir pay sahip olmakta. Taş Mektep Müze oluyor. 1926 tarihinde Cumhuriyet dönemi eserlerinden Mezitli Esenbağlar Mahallesi'nde bulunan tarihi Taş Mektep sosyal yaşama yeniden kazandırılacak. 1926 tarihinde kurulan Cumhuriyet dönemi eserlerinden Mezitli Esenbağlar Mahallesi'nde bulunan tarihi Taş Mektep sosyal yaşama yeniden kazandırılacak. Mezitli Belediyesi'nin talebi üzerine Esenbağlar Mahallesi'ndeki Taş Mektep'in Maliye Bakanlığı'nca belediyeye tahsis işlemleri tamamlandı. Tahsisin hemen ardından harekete geçen Mezitli Belediyesi, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini de hazırlatıyor. Taş Mektep'in gerek mimari açıdan gerekse taşıdığı değer açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Biz bu yapının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Elbette ki yok olup gitmesine gönlümüz razı olamazdı. Taş Mektep'i eski parlak günlerine kavuşturacağız. Taş Mektep'in bundan sonra müze olarak hayatına devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye açıklamada bulundu. Tarsus'ta trafik kazası 2 ölü 5 yaralı. Tarsus ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında bir çocuk 2 kişi yaşamını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Esab-ı Keyf Taşkuyu mevkisinde meydana geldi. Mehmet Akif Akkurt idaresindeki kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Taşkuyu mevkisinde Hakan Durnaz'ın kullanmış olduğu kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da şarampole devrildi. Kazada kamyonette bulunan 41 yaşındaki Ayhan ve 7 yaşındaki Amine Nur Çakır olay yerinde hayatını kaybetti. Yara alan sürücüler kamyonetteki Reyhan Can ve Bekir Çakır'la Neslihan Akkurt ambulanslarla Tarsus ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Tarsus'la devam ediyoruz. Seyhan Nehri'nin denizle buluştuğu noktada toplu balık ölümleri bölge sakinlerini tedirgin ediyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde Seyhan Nehri'nin denizle buluştuğu noktadaki toplu balık ölümleri bölge sakinlerini tedirgin ediyor. Türkiye'nin en önemli akarsuları arasında yer alan Çukurova'nın iki ana hayat kaynağından birisi olan Seyhan Nehri'nin Tarsus'ta Adana Irmak Boğazı diye bilinen Baharlı Mahallesi yakınlarındaki denizle birleşmiş olduğu noktaya giden vatandaşlar karşılaştıkları manzarayla şoke oldu. Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı Fahri Av Müfettişi Tufan Dokucu, vatandaşların sahile vuran ölü balıklar olduğunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye gittiklerini ve görmüş oldukları manzara karşısında hayli üzüldüklerini söyledi. Seyhan Nehri'nin denize döküldüğü noktada yaşanan balık ölümlerinin boyutunun her geçen gün büyüdüğünü belirten Dokucu, her dönem olduğu gibi bu dönemde de Seyhan Irmağı'na karışan zehirli atıklar Tarsus ilçesi sahillerinde toplu balık ve deniz canlılarının ölümüne neden oluyor dedi. Ve spor diyoruz sevgili izleyicilerimiz. Spor Toto 3. Lig 3. grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Avukat Önder Ege, Tarsus İdman Yurdu olarak tüm sorunlarımızı aştık dedi.
Spor Toto 3. Lig 3. grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Başkanı Avukat Önder Ege, Tarsus İdman Yurdu olarak sorunları aştıklarını söyledi. Sezona iyi başlamak istediklerini belirten Ege, "Delikanlıyız, cesuruz, Tarsus İdman Yurtluyuz" dedi. Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Önder Ege, "Bilindiği üzere 20 Haziran 2016 tarihinde göreve geldik. Yoğun ve başarılı geçen kamp döneminden sonra artık 2016-2017 sezonu karşımızda durmaktadır ve bu haftada Diyarbakır Spor maçıyla sezona başlayacağız" dedi. İyi bir takım olacaklarını belirten Ege, 2016-2017 yılından beklentimiz öncelikle takım olmak, daha sonra zevk veren, cesur, mücadeleci futboluyla taraftarlarımızın gönlünü ve desteğini alacak şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz dedi. "Umutluyuz, iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz, teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyoruz, yönetim kurulu olarak sonuna kadar teknik heyet ve futbolcularımızın arkasındayız" dedi. Sorunları aştıklarını belirten Ege, "Bugün itibariyle Tarsus İdman Yurdu Kulübü her türlü sorununu aşmış durumda. En azından lige kendini verebilecek motivasyonu sağlama noktasına gelmiştir. Bizim en başta söylediğimiz üzere disiplin konusunda kimseye hiçbir taviz verme durumu söz konusu değildir. Bazı futbolcu arkadaşlarımıza da gerekli cezalar verilmiştir tabii ki. Daha sonra bunlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bugün itibariyle artık tek hedef önce Diyarbakır Spor maçı ve arkasından da ligde başarıya ulaşmaktır. Son olarak şunu söylemek istiyorum, delikanlıyız, cesuruz, Tarsus İdman Yurtluyuz" dedi. Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boroy ise yapmış olduğu açıklamada, belediye olarak her zaman Tarsus İdman Yurdu'nun yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Tarsus İdman Yurdu Diyarbakır Spor maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 16'da Diyarbakır Seyrantepe Stadyumunda başlayacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Spor Atletizm takımı da Süper Lig'e yükseldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Spor Atletizm takımı Süper Lig'e yükseldi. Meski Spor Bayan Atletizm takımı Denizli'de yapılan Süper Lig'e yükselme yarışmalarında Büyükşehir Belediye Ankara Spor'un ardından ikinci olarak yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek. Halen Meski Spor Erkek Atletizm takımının da mücadele ettiği Süper Lig'e yükselen Meski Spor Bayan Atletizm takımı müsabakalarda gösterdikleri başarıyla önümüzdeki yıl Atletizm Süper Lig'inde mücadele etmeye hak kazandı. Ve böylelikle bugün de ajanda programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın. Güne başlarken dün, bugün ve yarın için.